Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açıklanan bilançolar ve bu bilançoların içerisinde aslında çok beklemediğimiz veya tahmin edemediğimiz bazı dönen oyunları veya dönen oyun demeyelim de değişiklikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi 3 aylık bilançolar açıklanıyor. Bu 3 aylık bilançolar ne demektir? Ocak, Şubat, Mart ayı 2022 için gerçekleşen veriler ve düşen finansal tablolar bizlere Nisan ayının sonlarına doğru aktarılır ve biz de şirketin Ocak, Şubat, Mart aylarındaki gelirlerini, giderlerini, borçlarını, karlarını, zararlarını görebiliyor oluruz. Fakat burada şu an ekranda da gördüğünüz gibi bir enflasyon başımızda olduğu için hem global hem de ülkemizde ciddi bir enflasyon olduğu için bilançolara zarar veriyor ve çoğumuz bundan bir haber yaşıyor anlayamıyoruz. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Bilançolar üzerindeki sıkıntılı durumları bilançolarda bakılması gereken önemli noktaları sizlere anlatmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle birkaç tane sizlere hisse hazırladım. Bunların üzerinden söylediğimiz veriler sonrasında bunları örneklendiriyor olacağız. Ve yine bir kap raporuyla da burayı örneklendiriyor olacağım sizler için. Öncelikle belirtmek istediğim nokta şu. Enflasyonun Ocak, Şubat ve Mart aylarına gelip bakalım bakın. Ocak, Şubat ve Mart aylarına gelip bakıyoruz. Tüfenin aylık değişimine geldiğimizde %11, %4.8, %5 ile ortalama %20'lik bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız görebiliyoruz. Ki enflasyonda yüzde %48'den %61'e ilerlediğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Eğer ki bizim şirketlerimiz... Bu oranda yani %20 oranında diyebiliriz kabaca bunu. Ha burada neye itiraz edebiliriz? hangi enflasyon sepeti baz alınarak açıklanıyor? İşte bizim incelemek istediğimiz şirket farklı enflasyon sepetlerinde yer alıyorsa bu değişkenlik gösterir mi? Evet değişkenlik gösterir. Burada spesifik %100 diyemeyiz ama ortalama bir rakam seçecek olursak 3 ayda yaşadığımız enflasyon yani fiyat artışını %20 olarak değerlendirirsek bizim şirketlerimizde bakın net kar demiyorum ortalama ciro hasılat dediğimiz nokta var ya şuradan da sizlere göstereceğim şimdi hemen bir hisse açayım. Şuradaki satışlardaki artışın %20 ve altında olması hiçbir şey kazanmadığını hatta zarar ettiğini bize gösteriyor. Ama biz şu anda ne diyebiliyoruz? Mesela Türk Telekom örneğinde baktığımızda 7,5 milyardan 9,5 milyara gittiğinde ya iyi artış var diyoruz. Aslında ne kadar artış? 7,5'un üzerine 2 milyar koyarak 9,5 olmuş. iki 2,5'a baktığımızda da ortalama %25'lik bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Bu %25'lik yükseliş bizim zaten enflasyondan karşı elde ettiğimiz noktayla hemen hemen çakışmış oluyor. Ne demek istiyorum biraz daha net anlatmaya çalışayım. Şimdi ben bir şirketim, bir malım var ve ben bu malı işte 1 liraya alıyorum, 2 liraya satıyorum. 10 tane satarsam 2 liradan sattığım için 10 çarpı 2, 20 lira ciro yazmış oluyorum. Bunu da gelir tablosu tarafından daha net görebileceksiniz. Burada satışlar gibi gözüküyor ama aslında bu satış gelirleri olarak karşımızda. Yani ben 1 liraya aldım, 2 liraya sattım, 2 liradan 10 tane tane sattığım için 20 TL satış gelirim var benim. Tabi bunun içerisinde ne oluyor işte satışların maliyeti çıkıyor en önemli olan. Ondan sonra yönetim giderleri, arge giderleri, pazarlama giderleri birçok gider çıkıyor. Ama ben 2 liradan 10 tane satarsam 20 lira kazanıyorum. Peki buradaki kar marjim ne? 10 tanesini 1 liradan aldığım için 10 liraya aldım. 2 liradan sattığım için 20 liraya sattım. Arada 10 lira bir kar kazanmış oldum. Zaten 1'i e alıp 2'ye satarak %100 kar marjıyla çalıştığımı da biliyorum. 1 liradan 10 tane aldığım zaman 10 lira ödemiştim. 2 liradan 10 tane satıp 20 liraya kazanmıştım. 10 lira net karım vardı ama cirom neydi? 20 lira. Peki ben enflasyon çok abartarak anlatıyorum ki örneği anlaşılsın. Ben 1 liraya aldığım malı 3 ay sonra 5 liraya almaya başlasam. Yine 10 tane alsam ve 50 lira ödesem. Bu sefer 5 liraya aldığım malı 10 liraya satıyor olsam ve 10 tane satsam ne olacak? 100 lira. Yani ben aslında baktığımız zaman bu sefer ciromu 20 lira yerine 100 lira olarak göstermiş oluyorum. Ama bu 20 liradan 100 liraya olan artış sadece enflasyonist bir artıştır. Yani şirketin geliştiğini, kendini güncellediğini, update ettiğini, daha iyi bir yönetim olduğunu, daha iyi bir argesi olduğunu, kar marjını arttırdığını, satışlarını arttırdığını göstermez bize. Sadece enflasyondan dolayı girdi maliyeti de artar. Girdi maliyeti arttığı için çıktı maliyeti yani satışlardan elde ettiği gelir de artmış olur ve biz büyüyor zannederiz. Ama bu algıya kapılmak, bu yanılgıya dağılmak Doğrusu kapılmak bizler için kötüdür özellikle temel analize göre yatırım yapanları büyük yanılgıya düşürecektir peki biz burada nasıl bu konuya çözüm bulabiliriz çok basit hemen göstereceğim size bir net dönem karı artışı isteriz çünkü net dönem karı ne demektir aldığın satış maliyetini işin içinden çıkartırsın işçilerine olan e, buradaki ödediğin işte maaşları aradan çıkartırsın. arge giderlerini çıkartırsın. Senin hasılatın artıyor olabilir enflasyondan dolayı ama bunlar da artacağı için eğer net kar arttırıyorsan sen burada satış artışı yapmış olursun. Ton başı satış artışı olabilir. Adet başı satış artışı olabilir ama satış artışı yapmış olursun. Bu işte bizim ilk inceleyeceğimiz nokta net dönem karı artışı olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada esas faaliyet karı artışı da bizim için önemli bir nokta. Bunların haricinde diğerleri bizim için yanı olabilir. Peki bir diğer noktaya geldiğimizde bunu farklı nereden inceleyebiliriz? Bakın ben kap tarafından bir değerleme raporu olarak yükselen çelik için buldum sadece bunu. Siz bunu gidip de şirketlerin faaliyet raporları açıklanıyor. 3 aylık faaliyet raporları. Bunların içerisinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben şimdi orada çok uzun sayfalar açılıyor. O kadar yüklemeyelim diye buradan gösteriyorum size. Bakın burada ne diyor? Yani ben burada aslında ya ton başına satışı örneğin bir demir çelik şirkettir, örneğin bir çimento şirkettir, ton başına satışı. Örneğin bir kalem şirketidir ya da bir araba şirkettir, traktör fabrikasıdır, işte Ford Asuzu Tofaş gibi bir şirketi veya Adem Adel Kalemcilik gibidir. O zaman ben burada adet satışının artmasını isterim. Veya işte burada enerji şirketidir. Tam ölçüm neyle yapılıyorsa artık kilowatt'larla veya daha üst birimlerle satışı ölçmem lazım. Eğer ben geçen sene 10 ton satıp bu sene 11 ton satıyorsam gelişme vardır. Veya işte %10 gelişme az diyorsanız da 10 tona 13 ton yapıyorsa artış vardır. Eskiden Asuzu 100 araba Tofaş 100 araba satıyorsa şimdi işte 105 araba, 130 araba, 150 araba satıyorsa büyüme vardır. 10 kalem satıyorsa Adel 20 kaleme çıkarttıysa büyüme vardır. Ama 10 kalemin girdi maliyeti arttığı için satış geliri de artıyorsa bu bilançoda bizlerin anlayamayacağı aslında bu videoyu izlemeden önce anlayamayıp fake e düşebileceğimiz önemli bir bilanço noktası vardı. İşte bu videodan sonra buna lütfen dikkat ederek devam edelim. Şimdi hemen örneğimizi göstereyim. Bakın burada ne diyor? İşte şirketlerimizde evet bakın Aynı dönemde şirketimizin satış miktarı ton bazında, ton bazında diyor %73 artarak 14.309 ton olmuştur. Bakın, ton bazında %73 bir artış olduğunu bizler ifade ediyor. İşte bu demek oluyor ki ben satış olarak da büyüyorum demek. Veya işte şu an bu bir değerleme raporu olduğu için seneye örnek veriyorum. İşte bunu 5'e katlayacağım vesaire diyor ton başına satışı. Burası önemli değil. Ben sadece örnek olarak gösterdim. Hisse bazlı bir durum değil. Sadece Ton bazına satıştaki artışı adet başına satıştaki artışı kilowatt başına satıştaki artışı veya ne bileyim işte farklı e, birimlerle yani yaptığı işteki adetsel artışı görmek istiyoruz. iyi bir bilanço incelerken mesela hemen Ereğli tarafına bakalım. Ereğli'de ne görüyorum? Net dönem kar artış görüyorum. Faaliyet raporunu incelersem ne göreceğim? Ton başı satış artışı göreceğim. Satışlarını kaça katlamış? 10 milyardan 30 milyara katlamış. 3'e katlamış. Bizim enflasyonist verimiz ortalama neydi? %20 idi. Baz alabiliyorduk %20'yi. 3'e katlamıştık. 120 %20 arasında bir bağlantı var mı? Hayır yok. Esas faaliyet karı muazzam, FAVÖK muazzam. Öz kaynaklarını burada arttıramamasının noktaları tekrar faaliyet raporlarından incelenebilir. Öz kaynak karlılığı artıyor vesaire. Devam ettiğimiz zaman Türk Telekom'da. Satışlardaki artışa baktığımızda enflasyonla kafa kafaya gözüküyor. Yani ben dün veya 3 ay önce telefon faturama 50 lira ödüyorsam şu an ben bunun üzerine %20 koyup 60 lira ödemeye başladıysam buradaki artış oradan geliyordur. Daha iyileştiği veya pazara hakim olduğu sektörde öncül olduğu sektör olarak geliştiği anlamına gelmiyordur. Bunu nereden görebilirim? Net dönem kar artışından. Bunu nereden görebilirim? Bağlı olan müşteri sayısı artışından yine faaliyet raporundan. Hemen gelelim Aselsan tarafına. Mesela Aselsan'da ne görüyorum? Satışlardaki artış %33 civarında. Enflasyondan bir miktar üstte sayılabilir. Net dönem kar artışı çok iç, tatmin edici değil. Bakalım burada anlaşmalar bazında bildiğiniz gibi Aselsan büyük anlaşmalar yapıyor. Geçen sene oranla anlaşmalar bazında bir artışı var mı? Buna bakalım. Ha bir de Aselsan'da şöyle bir şey var. Aselsan'ın 12 aylıkları çok iyi gelir. Çünkü genelde ödemelerin 12 aylıklarda döndüğünü görebiliyoruz burada. Şöyle baktığınızda bakın 12 aylı muazzam gelmiş. Yine geçmişe göre 12 aylığı diğer bütün aylardan iyi gelmiş. Yine geçmişe göre 12 aylığı diğer bütün aylardan iyi gelmiş. Aselsan 12 ayda bir dönüş alabilen bir şirket olduğu için bu gerçekleşiyor. Mesela Netaş tarafına baktığımızda 500 milyondan 680 milyona bir çıkış var. Enflasyonu ancak karşılıyor. Net dönem karında eksik gidiyoruz Zaten şirkete baktığımızda çok her yere eksi dolu bir şirket ama Ben sadece şuradaki kısmı inceleyecek olursam bile artışın tatminkar olmadığını görüyorum Geçen senenin bu ayına göre bir inceleme gerçekleşiyor Örneğin şuradan hemen bir tane daha şirket açayım Mesela Tofaş'ı açayım ki burada bir noktaya daha değineceğim videoyu kapatmadan önce Bakın burada ne görüyorum Geçen senenin bu ayına göre ben aslında bu satış gelirlerini yani 12 aylığı yani 3 ay önce yaşananı bölüp 3 ay önce yaşananı 12 aylığı bölüp oradan 3 aylığı çıkartsam ortalama ona göre kıyaslaştırma yapsam daha da mantıklı olabilir ama geçen sene 3 aylıklarla kıyaslaştırıyorsak bakın yine bir örnek bilançoda geçen sene 3 aylıkla kıyaslaştırıyoruz o zaman biz ne yapacağız aslında 2021 Mart ayından itibaren bakın şurada bir kümülatif toplam işin içine girmiş oluyor. Ortalama yüzde %60'lara gidilmiş oluyor. Yani bu da demek oluyor ki eğer ki siz geçen ay geçen yılın 3. ayındaki satışlar oranında bir e, orayla kıyaslama yapıyorsanız daha doğrusu artışın %50, %80 olmasını bekleyeceksiniz. Ha burada diyebilirsiniz ki dediğim gibi bu Açıklanan enflasyon verilerinin sepetlerinde farklılıklar var. İşte ben TÜİK'in verilerine güvenmiyorum vesaire. Burada çeşitlendirebilirsiniz ama ortalama olarak baktığımızda geçen senenin 3. ayından bu senenin 3. ayına %70 bir enflasyon varsa satışlarda zaten %70 artışı hiç artış yapmasa bile beklemiş oluyoruz ki bu incelenmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Yani ben 6 milyardan 10 milyara bir çıkış tofaş tarafında görüyorsam bunu hemen hemen normal sayabilirim. Çünkü geçen seneden bu zamana sayabiliyorum. Ama burada dediğim gibi siz doğrudan 3 ayı baz almazsanız 12 aylıkları bölerek bir ortalama çıkartırsanız yine onu da isterseniz bir videoda anlatabilirim. Burada sadece şu son 3 ayı baz alıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi geçen seneye göre kıyaslaştırıyorsanız da şuradaki 3 ayı özür şuradaki bir seneyi kıyaslamamız daha mantıklı olacaktır. Bu enflasyonun artışından dolayı satışlardaki artışı şirketin kendi artışı gibi görmek bizleri yanılgıya düşürebilir. Bu noktaya lütfen çok dikkat edelim. Ha bir de burada bankaların bilançoları soruluyor. Bankaların bilançoları yine bakın mevduatlardaki artışlardan mı kaynaklanıyor? Komisyon gelirlerindeki artışlardan mı kaynaklanıyor? Nereden kaynaklandığını gördüğünüz zaman işte ucuza kredi alıp yine devletten ucuza kredi alıp yine devlete enflasyona bağlı tahvillerle pahalı vermelerinden kaynaklanıyor. Yoksa bankaların sürdürülebilir artış gözükmediği için de burada bazı riskler var. Bu iş yani enflasyonla faiz arasındaki fark kapandığı zaman bankalar bu iş yapamıyor olacak ve bilançolarında daha aşağılara gidiş görebileceğiz. Bugün sizlerle birlikte bilançolarda başımıza gelen çok büyük yanılsamalardan bir tanesini konuştuk. Lütfen şirketlerinizin bilançolarını incelerken, analiz ederken bu verileri göz önünde bulundurun. Videomuzun sonuna geldik. Kan kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.